Merhabalar arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle çok güzel özel tür sardunyalar aldım. Bunları nereden aldım, ne kadar aldım onları anlatmaya çalışacağım. Sonrasında hızlandırılmış bir şekilde saksı değişimlerini yapacağız. Sonrasında bazıları çok böyle büyümüş, bazı işte çiçekleri kurumuş, yaprakları kurumuş, onlara bir şekil vereceğiz, onları budayacağız. Bugünkü işlemlerimiz böyle olacak arkadaşlar. Ama öncesinde şunu belirtmek istiyorum. Kanalımıza abone olursanız bizi çok çok mutlu edersiniz. Şöyle başlayalım buradan. Bu böyle dekoratif yapraklı bir sardunyamız. Bayağı kökleri çok. Şöyle göstereyim. Hani öyle minicik bir fide değil. Bayağı anaç bir bitki. Bunun çiçekleri büyük ihtimal kırmızı oluyor. Zaten bu özel tür sardunyalar. Bu yapraklar için, dekoratif yapraklar için bakılıyor arkadaşlar. Bunların, bu gördüğünüz sardunyaların hepsini Orlice serasından aldım arkadaşlar. İzlediğiniz sera gezisinden aldım. Oradaki işte fiyatlar 20 ile 40 arası değişiyordu. Mesela bunu 20 liraya aldım. Bunu da yaprakları şöyle siyah. İsimlerini bulursam inşallah açıklamanın altına yazayım. Siz de aramak isterseniz, bulmak isterseniz. Yine Instagram adreslerini, dolap adreslerini yazarım. Sonrasında şöyle var bir tane de. Bu da böyle kahverengi gibi, kızıl gibi yaprakları, çiçekleri kırmızı. Bu da çok güzel. Bunu 40 liraya aldım. Bu başta gösterdiğimi 40 liraya aldım. Sonrasında şu. Bu da çok güzel. Bunun yaprakları sarı. Güneş gördükçe, işte rüzgar gördükçe falan değişiyor bunların yaprak renkleri. Şöyle ortaları yine kahverengi gibi, çiçekleri yine kırmızı. Bunların işte şekilleri falan biraz bozuk. Çok fazla bitki olduğu için ilgilenememişler haliyle. Onları biz birlikte düzelteceğiz inşallah. Burada da böyle çınar yapraklı denen dekoratif yapraklı yine sardunya var. Bunun çiçekleri diğerlerinden farklı. Şöyle yıldız gibi çiçekleri. Bu da gerçekten çok güzel, sonbahar renkleri gibi. Bunu da yine 40 liraya aldık. Bunun ismi Rosalinde arkadaşlar. Şöyle şuradan bir tane çiçeğini göstereyim size. Bunu da işte bu geçmiş çiçeklerini falan hep birlikte temizleyeceğiz. Bu kötü olmuş yapraklarını birazcık budamak istiyorum. Bunları şekillendirmek istiyorum. Kocaman kocaman olmasın sardunyalar. Sonrasında burada alacalı yapraklı olan sardunya var. Bu da çok güzel. Bunun da çiçekleri şöyle kırmızı renkte. Yine tomurcukları var üzerinde. Yine bu da bayağı anaç bir bitki. Şöyle dallarını göstereyim. Bayağı büyük. Evet arkadaşlar, dediğim gibi şu pembe çiçekli siyah yapraklı olanı 20 liraya aldık. Diğerleri 40'ar liraydı. Bize de güzel bir indirim yaptılar, sağ olsunlar. Şimdi ben bunların saksı değişimini yapacağım arkadaşlar. Orayı da hızlandırılmış şekilde size göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, saksıların değişimini yaptık. Bazı bitkilerimiz size küçük gibi gelebilir. Gerçekten biraz kökleri küçüktü. Mesela şu bitkimizin ben şuraya kadar kirbilyesi doldurdum. Yani şöyle bir dört parmaklık, şu an burada bir saksı da toprak var. Onun şu altı kirbilyesi. O yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Drenajı güçlü. Zaten toprağı da göstermeye çalıştım. Torf ve yüksek miktarda kaktüs sukulent toprağı kullandım. Yine havadar olması için kirbilyesi kullandım. Drenaj için altlarına en az iki parmak, üç parmak kadar kirbilyesi kullandım arkadaşlar. Şimdi sizlere şöyle bir şu budama işleminden birazcık bahsedeyim. Mesela şu bitkimizi gösterelim. Mesela bu böyle bu tarafa doğru yaprakları hep neden güneş almamış? Arka tarafı ön taraftan sadece güneş almış, gördünüz mü?
arka tarafta yapraklar hiç o tarafa doğru dönük değil. Bunun nedeni güneşi sadece bir taraftan alması arkadaşlar. Buna şöyle dikkat ediyoruz. Bitkilerimiz ne bitkisi olursa olsun çevirerek büyütüyoruz bitkilerimizi. İşte haftada bir olabilir, işte suladıkça olabilir. Mesela çevirelim, hafif hafif böyle döndürelim. Bitkimiz yuvarlak bir şekilde her yerinden büyüsün. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da bitkimiz yaşlanıyor, o yüzden şekil bozuklukları oluyor. Bir nedeni de yaşlanma arkadaşlar. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Hiç korkulacak bir şey değil. Zaten sardunyada hiç korkulacak bir şey yok. Sardunya yani özel tür bunlar ama bunları da çok bizi zorlayacağını düşünmüyorum. Ben de ilk defa bakacağım. Dediğim gibi budamadan korkmayın. Üstteki dalları kestiğiniz zaman yanına saplarsınız. Hemen zaten köklenir. Yeni bir sardunyanız olur. Şimdi ilk önce gördüğünüz gibi bazı yapraklar çok kötü. Sonrasında bazı çiçekler, işte tomurcuklar kurumuş. Dediğim gibi belki fazla güneş geldi. Belki oradakiler çok ilgilenemediler. Bitkilerin çok fazla olmasından dolayı. Zaten siz de görmüşsünüz. Seray çok çok büyük bir seraydı. İlk önce arkadaşlar şöyle ben bu kurumuş, geçmiş yaprakları, çiçekleri sap kısmına yakın bir yerden kesiyorum. Sonrasında yapraklar aynı şekilde. Bazıları zaten direkt geliyor böyle. Bunlar ya susuzluktan olmuş olabilir, fazla güneş almışlardır. Alt yaprakların sararıp dökülmesi zaten gayet normal. O yüzden bunlarda hiç korkacak bir şey yok arkadaşlar. Bunlar ancak bitkimizin gücünü harcıyor. Sardunyalarımızın daha böyle mutlu olmasını istiyorsanız, sonrasında sardunyaların daha çok çiçek vermesini, yaprak vermesini istiyorsanız bu kurumuş geçmiş çiçekleri, yaprakları almanız gerekiyor. Mesela bu tomurcuğun üzerinde açılmışlar var ama çok fazla kötü olmuş. O yüzden ben bunu da alacağım. Şöyle aldım. Hiç korkmanıza gerek yok. Bu şekilde bitkimizin sararmış yapraklarını, geçmiş çiçeklerini alıyoruz. Burada sıkıntı yok. Bir de size şöyle budama işlemini göstereyim arkadaşlar. Mesela bu boyuna gidiyor. Bu hoş bir görüntü değil. Yani bu zapt edilmez bir süreden sonra çok çirkinleşmeye başlar. Ben mesela size şöyle göstereyim. Burada tomurcuk var. Ona kıyamam yine ama şöyle dalımızın burasından şöyle verevli şekilde kestim. Vereli şekilde. Bu şekilde hem köklenmesi de kolay oluyor. Yüzey alanı genişlediği için kestiğimiz dalın. Bu şekilde üstteki dalı kestik. Sonrasında arkadaşlar bunu ne yapabiliriz? Ben şöyle alt yapraklarını alırım. Bunun alt yapraklarını aldım. Şöyle hatta bunları da alalım. Bunu aynı bitkimizin saksısının dibine şöyle, benim bir fırçam var şurada. Onun altına şöyle bir delik açalım. Sapladım. Hafif şöyle örttüm. Tamam. Bu iki haftaya kalmaz. Köklenir tutar zaten. Hemen fark edersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bunlara dikkat ediyoruz. Ama budama işleminde bu üst kısma ya bir müddet açık havada beklesin, kurusun yarası. Ya da işte ev içinde olacaksa da tarçın, birazcık tarçın böyle dökebilirsiniz. Hava almasın. Bitkimizin çürümesi neden olabilir. Buna dikkat ediyoruz. Bitkimizin üzerine fısıs yapmıyorum. Şu anda budama yaptığım için dediğim gibi yaralar enfeksiyon kapabilir. Sonrasında bitkimi hemen şu an sulamıyorum. Zaten ben bu bitkileri yeni sulamıştım. Birkaç gün olmuştu. Bitkilerimin kökleri gayet de suya doymuştu. Zaten bir de toprağım nemliydi. O yüzden şu an sulamıyorum. Bir de bu toprağın nemli olması yine budama işleminde sıkıntı yaratabilir. Yine bu dalı çürütebilir arkadaşlar. Ben bu şekilde bitkimin dediğim gibi geçmiş yapraklarını, geçmiş çiçeklerini alacağım. Sonrasında şekil bozukluğu olanları üst kısımdan budama yapacağım. O alt yapraklarını aldıktan sonra da saksının dibine geri gömeceğim. Bu kadar işlemim arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bir de size şunu göstereyim unutmadan, bu minna. Bunu da başka bir sera gezisinden aldık arkadaşlar. İnşallah bir dahaki paylaştığım sera gezisinde göreceksiniz. Çok çok güzel bir sera gezisi yaptık. Türkiye'de tek olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir sera ben daha önce hiç görmedim. Videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok çok mutlu oluruz arkadaşlar. Şunu da yapraklarını şöyle göstereyim. Bu damarlı damarlı örümcek ağı gibi olan kırmızı çiçek açan sardunya. Bu da özel tür yine. Şu an 8 tane sardunyam oldu galiba, özel tür. Bunların gelişimlerini güncel bir şekilde yine sizlerle paylaşmaya çalışırım inşallah arkadaşlar.
Dediğim gibi bu sardunyaları Orlice Serası'tan aldım. Instagram adreslerini, dolap adreslerini aşağı koyacağım. İnşallah sizler de faydalanırsınız. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız bizi desteklemiş olursunuz. Çok çok mutlu oluruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.